Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibu kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke enten alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahhamtena inneke entel cevvadul kerim. Ya ibadallah, kâlallah, estaizu billah, bismillah. İnnallâhe ye'mur bil adli vel ihsani ve yitâi zil gurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bâgî. Ya'izukum leallekum tezekkerûn. Kıymetli müminler, okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz adaleti, iyiliği ve yakınlara bakmayı emrediyor. Fenalığı, azgınlığı ve her türlü günahı da yasaklıyor. O, düşünüp tutalım diye bizlere öğütler veriyor. Bugünümüzde biz de Rabbimizin adalet emrettiği adaletle ilgili bir takım tavsiyelerde bulunup inşallah sonunda Rabbimizin bize verdiği öğütleri tutalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ve sahabe-i güzin efendilerimizin hayatından bir takım örnek, adalet örnekleriyle bu örnekleri yaşantımızda temsil ettirelim arzu ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Sohbetimin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede geçen adalet kavramı, bir şeyi yerli yerine koymak, hakkı yerine getirmek, doğru hüküm vermek demektir. Adalet kavramının zıttı ise, tam zıttı, zulüm kavramıdır. Yani zulüm de bir şeyi kendine ait olmayan yere koymak, haksızlık yapmak, fazla ya da eksik yapma kavramları da yine zulüm kavramıyla ifade edilmektedir değerli kardeşlerim. Yani bir yemeğe yemek yaptığımızda yemeğin içerisine koymamız gerektiği kadarıyla tuz koymak adalet kavramını temsil edecekse, çorbanın tuzunu az ya da haddinden fazla koymak da zulüm kavramını ifade edecektir. Bunu paranteze koyup bir kenara koyalım kıymetli kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramı birçok yerde kıst kelimesiyle birlikte, kıst kelimesiyle aynı anlamda kullanılmaktadır ki kıst kelimesi de yine adalet yerine geçmektedir değerli kardeşlerim. Enbiya suresi 47. ayeti kerimede biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar bile olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak artık biz herkese yeteriz buyurmaktadır. Rabbimiz bir başka ayeti kerimede estaizu billah bismillah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ buyurmaktadır. Yani insanoğlu yeryüzünde zerre miktarı bir iyilik yaparsa o kıyamet gününde karşılaşacağı adalet terazisine konulacak. Kim zerre miktarı da bir kötülük yaparsa kıyamet gününde kurulan adalet terazisine koyulacak. Dolayısıyla insan yaptığı hayırların ve şerlerin karşılığını adil bir şekilde, hiçbir şekilde adaletsizlik, haksızlık yapılmaksızın karşılığını bulacaktır kıymetli kardeşlerim. Bir başka ayeti kerimede adaletin tecellisi konusunda insanın üzerine düşen sorumlulukları hatırlatan Yüce Rabbimiz Nisa suresi 135. ayeti kerimede şöyle buyuruyor.
Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimselerden olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker, doğru şahitlik etmezseniz yani, yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız, biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, burada Yüce Rabbimiz adaletin tecelli etmesine katkı sunmak adına da bize bir takım sorumluluklar düşüp, biz kendimiz karar verici değilsek, kararı etkileyecek konumda şahitliğimiz talep edilirse, buradaki şahitlikten de kaçınmamamız, şahitlik ettiğimiz kişiler bize aleyhinde şahitlik etmemiz gerekenlerden daha yakın bile olsa, daha sevdiğimiz birisi hakkında aleyhte şahitlik edecek bile olsak, yine şahitliği eğip bükmeyin şeklinde Yüce Rabbimiz bizlere emir veriyor değerli kardeşlerim. Bir başka ayet-i kerimede bu az önce söylediğim şahitliği eğip bükme konusundaki uyarıya destek veren, katkı veren bir ayet-i kerime, Maide suresi 8. ayet-i kerimede, ey müminler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik edenlerden olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, takvaya yakışan budur. Yani adaletle hükmetmektir. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarımızı çok iyi bilmektedir buyuruyor değerli kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri, ilk uygulayıcısı, ilk açıklayıcısı, insanlara Kur'an-ı Kerim ilk öğreten insan olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayatında hep adil davranmış, adaletle davranmış, adaletten hiçbir zaman sapmamıştır. Sahabe efendilerimize bir gün tavsiye ederek, din kardeşinize ister zalim olsun ister mazlum olsun yardım edin buyurdu. Orada bulunan sahabelerden bazıları sordular. Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım edebiliriz. Onun zulme uğramasına engel olabiliriz. Fakat zalime nasıl yardım edeceğiz? Zulmetmekte olan birisine nasıl yardım edeceğiz diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, onun zulmetmesine engel olursun, bu da ona yardım olur buyurmaktadır değerli kardeşler. Yani zulmetmekte olan, haksızlık yapmakta olan insan da yardım istemektedir aslında. Yani buradaki yardım kavramını sadece mazlum olana, zulmedilene değil, zalimin de zulmüne engel olmaya gayret ederek bu anlamdaki sorumluluğumuzu da yerine getirmeliyiz değerli kardeşlerim. Mahzun oğulları kabilesinden bir kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiriliyor. Kadın hırsızlık yapmış. Hırsızlık yaptığı sonucunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üsame bin Zeyd'e hakkındaki hükmü gerçekleştir diye Üsame bin Zeyd'e emir veriyor. Üsame bin Zeyd aracı da koymuşlar sanki Peygamber Efendimiz'e had cezasını bulanmasın gibi bir aracılık da var. Üsame bin Zeyd Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, bu işte filanca soylu kişinin eşidir, filanca soylu ailedendir diye söyleyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok içerliyor, kızıyor bu hadiseye. Ey Üsame, sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi, onların güçlerinin gitmesinin sebeplerinden bir tanesi, aralarından zengin soylu birisi suç işlediğinde onlar cezasını vermeyi ertelerlerdi. Aralarından zayıf, arkası olmayan, kimsesi olmayan birisi suç işlediğinde onun had cezasını hemen verirlerdi. O yüzden Allah onları helak etti buyurarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adaletle bakan birisinin, adil bakan birisinin her ne durum olursa olsun, karşı taraftaki her kim olursa olsun
nasıl davranması gerektiğini örnekle bizlere ifade ediyor değerli kardeşler. Allah-u Teala adildir dedik, insanı adil yaratmıştır. Hani deriz ya, insanoğlu, beni Adem, her Ademoğlu eşittir. Adem de topraktandır. Birbirinize takva dışında herhangi bir üstünlüğünüz yoktur. İşte sizleri erkek ve kadın olarak, iki cins olarak yarattık. Birbirinize üstünlüğünüzü takva ile göstereceksiniz. Yoksa milletinizden, milliyetinizden, efendim sülalenizden, soyunuzdan, sopunuzdan dolayı herhangi bir üstünlüğünüz yok. Allah size adil davranacak. Allah'ın terazisi sadece takvayı ve imanı tartacak. İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve ecsamikum velakin Allah yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin suratlarınıza, suretlerinize, fotoğraflarınıza bakmayacak. Allah ya nereye bakacak? Kalbinizdeki imana ve bu imanımızın göstergesi olan amellerimize bakacak diyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bizlerin Allah-u Teala'nın bu adaletle hükmedeceğini bilerek bu şekilde amellerimizi çoğalıp, hayır amellerimizi çoğalıp Cenab-ı Allah'ın karşısına hayır sevaplarımızı hayır defterlerimizi, amel defterimizin hayır kısımlarını doldurarak dolu bir şekilde gitmeye gayret etmemiz lazım değerli kardeşler. İnsan Allah'a karşı da adil olmalı. Hani demiştik ya, adalet her hak edenin hak ettiği şeyi vermektir. Allah-u Teala'nın hakkı, onu bir olan ilah olarak kabul edip Allah-u Teala'ya ibadet edip ömrümüzü ibadet bilinciyle, ibadet davranışıyla devam ettirmeye gayret etmektir. Allah-u Teala'ya karşı şirk edersek, şirk koşarsak Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'ya haksızlık etmiş oluruz. Lokman Aleyhisselam ya buneye la tuşrik billah inne şirke le zulmün azim buyurmuş. Oğulcum, yavrucum, sakın Allah'a şirk koşma. Şirk Allah'a karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Allah'a adaletsizlik etmektir buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, öncelikli görevimiz, öncelikli sorumluluğumuz Allah-u Teala'yı bir ilah olarak kabul edip yaşantımızı buna göre şekillendirmek, buna göre hareket ettirmektir. Değerli kardeşlerim, fert olarak bizler öncelikle kendi nefislerimize adil davranmalıyız. Nefislerimize adil davranmak demek ne demek? Allah-u Teala'nın bize verdiği can emniyetini, Allah-u Teala'nın bize verdiği sağlık emniyetini, vücudumuzu, cesedimizi sağlıklı bir şekilde korumaya gayret etmek, bu sağlıklı bir şekilde ona iyi gelecek, nefse iyi gelecek şeylerle ömrümüzü geçirmeye gayret etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlara karşı adalet, anne babalar çocuklarına karşı, çocuklar anne babalarına karşı, anne babalar çocuklarına hak ettikleri ilgiyi, alakayı göstererek, evlatlar annelerine, babalarına hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstererek bu şekilde adil davranmaya gayret etmelidirler değerli kardeşler. Komşumuz hakkında yapmamız gereken, hakkımız olan şeyleri yapmak adaletin ta kendisidir. Müslüman kardeşimiz olarak, iş yerimizdeki amirlerimiz olarak, iş yerimizdeki iş yeri arkadaşlarımız olarak onlara hak ettikleri gayreti, hak ettikleri sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, merhameti göstermek bizim için adaletin ta kendisidir kıymetli kardeşlerim. Adaletten bahsedince tabi adaletlilerin, adillerin piri olan Hazreti Ömer'i zikretmemek olmazdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci halifesi, 616 yılında İslam'la şereflenmiş, Müslüman olmuş ve ardından Hazreti Ebu Bekir'e bir müddet, Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde vezirlik ya da yardımcılık yaptıktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in vefatıyla Hazreti Ömer halife olmuş. Bakınız, çarpıcı birkaç tane örnekle Hazreti Ömer'in adaletine örnek vermeye gayret edelim. Hazreti Ali bir gün Hazreti Ömer'i ziyarete geliyor. Olağan bir ziyaret. Muhabbet ederlerken, sohbet ederlerken bir tane birisi geliyor ve Hazreti Ali'den şikayetçi oluyor. Hazreti Ömer hemen tavrını değiştirip Hazreti Ali'ye, kalk ey Ebu'l-Hasan,
ve davacınla artık sizi mahkeme şey yapacağız. Davacınla yan yana geç diye Hazreti Ali'yi hemen davacının yanına koyuyor. Mahkeme bitiyor. Çok fazla uzatmayalım. Mahkeme bitiyor. Mahkeme bittikten sonra Hazreti Ali'nin suratı asılıyor. Üzülüyor. Hazreti Ömer Hazreti Ali'deki bu değişikliği görünce ne oldu ya Ali, seni üzen şey nedir? Sen niye üzüldün? Yoksa karardan mı memnun kalmadın diye sorunca Hazreti Ali hayır diyor, kararından çok memnun. Ama sen bana Araplar arasında soyluluk ifadesi olan künyemle hitap ettin. Ebul Hasan diye hitap ettin bana. Hasan'ın babası. Araplarda böyle bir gelenek varmış. İlk çocuklar, erkek olan çocuklara nispet edilmiş babalar. Ebul Hasan, ey Hasan'ın babası deyince sen beni davacımdan sanki bir adım öne geçirdin. Ona bozuldum, ona üzüldüm deyince Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye sarılıyor ve sana yakışan da buydu, budur. Ey Ali diye Hazreti Ali'ye bu anlamda bana iyi bir ders verdin, adalet dersi verdin diye Hazreti Ali'ye teşekkür ediyor. Bir başka konuyla ilgili örnek, Hazreti Ömer radıyallahu anh bir savaş sonrasında dağıtılan ganimetlerden, ganimetler herkese eşit bir şekilde dağıtılıyor. Ganimetlerden herkese bir takım da kumaş, bir miktar kumaş herkese eşit bir şekilde dağıtılmış. Sahabenin içerisinden bir tane Hazreti Ömer hutbeye çıkacağında bir tane sahabe Hazreti Ömer'in üzerindeki yeni cübbesini görüyor. Hazreti Ömer o sırada beni dinleyin ey Allah'ın kulları diye hitap edince o rahatsız olan sahabe seni dinlemeyiz ey Ömer diye itiraz ediyor. Hazreti Ömer kendisini niye dinlemediklerini, dinlemeyeceklerini sorunca aynı savaşta ben de bulundum. Bu savaş ganimetlerden bize de dağıtıldı. Bana dağıtılan hisseden paydan sana bana bir cübbe çıkmazken sana nasıl bir cübbe çıktı? Bunu merak ediyorum. Sen orada konuşamazsın deyip Hazreti Ömer'i susturmaya kalkınca Hazreti Ömer oğlu Abdullah İbni Ömer'e kalk Abdullah durumu anlat deyip durumu anlatıyor. Abdullah İbni Ömer kendi hissesiyle birlikte Hazreti Ömer'in hissesini birleştirip ikisini birlikte yapıp bir cübbe dikebildiğini, Hazreti Ömer'in evet kendisine buradan bir cübbe çıkmayacağını ve ikisinin hissesini birleştirerek bir cübbe çıktığını ifade ediyor. Yani düşünün, karşı taraftaki devletin başındaki insan sahabeden herhangi birisinin sorduğu hesabı hiç hırçınlık göstermeden bir şekilde, açık bir şekilde onlara cevap verebiliyor. Hazreti Ömer böyle bir adalet timsaliydi değerli kardeşlerim. Başka bir örnek daha verelim konuyla alakalı. Yine Hazreti Ömer Şam'a yolculuk esnasında kölesiyle birlikte deveye, bir tek develer olduğu için deveye sırasıyla biniyorlar. Şam'a yaklaştıklarında sıra kölenin sırasıymış. Orada bulunanlar ya Resulü, ya Emirel Müminin, deveden in de köle binmesin, sen deveye bin. Hani karşı taraftaki Bizanslılar bu durumdan şey yapmasınlar, bunu kullanmasınlar, bunu konuşmasınlar. Hani Emirel Müminin sefil bir şekilde karşımıza geldi deyince Hazreti Ömer buna itiraz ediyor. Ben burada haksızlık yapamam, hak kölenin hakkıydı, o gelecek şeklinde devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Son olarak birkaç tane daha örnek verip Hazreti Ömer'in hayatından konumuzu bağlamış olalım. Hepinizin bildiği Hazreti Ömer'in Beytülmal'dan harcama yaparkenki hassasiyeti, kendi çıkarına, kendi şahsi hesabına harcama yapmamasını örnek verebiliriz. Özel işlerini görürken, nafile namaz kılarken makamındaki ikinci mumu, kendisine ait olan mumu yakıp devletin Beytülmal'dan aldığı mumu söndürdüğünü örnek gösterebiliriz. Bir başka örnek, bir yemek ikramında misafirliğe gittiği bir yerde bal şerbeti ikram edildiğinde tebaasından, halkından herkesin bal şerbeti içemediğini söyleyip bal şerbeti ikramını reddettiğini, içmediğini verebiliriz değerli kardeşler. Cenab-ı Mevla inşallah bizlere adalet kavramını hakkıyla anlayıp Efendimizin, sahabe-i güzin efendilerimizin
bize örneklik teşkil ettiği, örnek gösterdiği şekliyle adil davranabilmeyi, önce Allah-u Teala'ya Rabbimizi Rabb olarak görüp ona adil bir şekilde davranabilmeyi, sonra kendi nefsimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirip kendi nefsimize haksızlık etmeyerek kendimize adil davranabilmeyi, etrafımızdaki Müslüman kardeşlerimize haksızlık etmeden, onların herhangi bir şekilde hakkına girmeden onlara hakkaniyetli bir şekilde yaklaşabilmeyi, davranabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Lillahi Teala. Fatiha. Ma'as-salamu aleyküm.